Al. Orada Seyit Efendi. Bir adım daha atarsan bu dünyayı sana zindan ederim. Ben sana kızımı harcatmam. Seni harcarım, dünyayı harcarım. Ama o alnındaki lekeyi kızıma bulaştırmana izin vermem. Emine Hanım. Lütfen sakin olun. Olamam. Başına gelecekleri bile bile bu Peran'ın lanetini bile bile kendi ellerimle mahvettim kızım. Kimsenin kimseyi harcadığı, mahvettiği falan yok. Ben bir söz verdiysem bitmiştir. Tamam Emine, sen de uzatma. Nereden bilsin Seyit böyle olacağını? Hadi herkes yerine. Olamayacaksın Şura. Onun yüzünü bir daha asla görmeyeceksin. Unutacaksın onu. Ay Şura, bak kızım. Bir nefes al. Üzme kendini. Bak canına yazık. Yazık oldu değil mi Şura? Çok yazık. Ne yapıyoruz? Biraz müsaade edin. Birazdan başlarız. Dua okunmazsa nikah olmaz. İmam efendi, sen oku duayı. Bu nikah kıyılacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şura. Üzülme sen. Ağlama. Allahümme ecel hazel ahde memunen mübareken ve ecel beynehuma ülfeten muhabbeten ve karara ve la tecel beynehuma. Sabri. Hadi bize müsaade et, bak biraz Şura nefes alsın, olur mu? Hadi gel. Gel bahçeye çıkalım, biraz nefes al ha. Hadi gel Şura. Hı? Şura. Tina. Seyit evlenmiş. Gerçekten evlenmiş. Artık burada bir saniye bile duramayız. Kalk. Seyit bir kızla yukarıda evleniyor. Adım atacak halde değilsen taşırım seni. Al. Allah müsretsin oğlum. Kızım sana emanet. Evelallah. Hakkı. Tamam tamam, hadi oğlum. Oyalanmayız. Allah'a ısmarladık baba. Hakkını helal et. Helal olsun kızım. Allah mesul etsin. Sen de benim yüzümü kara çıkarma, tamam mı? Seyit, o evde huzur yok belli. Bunu teselli etmek kime düşecek dersin?
Kimin dizlerinde huzuru bulacak? Sen şimdi kendi derdine yan güzde ama uğruna savaşmadığın aşk gözyaşın gibi kuruyup gidecek. Hadi selamet. Kendim inerim. Ne yapıyorsun sen be? Mürvet. Böyle olsun istemezdim. Bugün olanlardan ötürü senden özür dilerim. Korkma benden. Bir zamanlar Rada diye bir kız varmış. Rada'nın köyüne bir gün bir kumpanya gelmiş. Bütün ahali merakla toplanmış izlemek için. 10 atın çektiği dev bir kutu gelmiş. Kutu açılır açılmaz içinden rengarenk ışıklar saçılmış. Küçük adamlar çıkmış içinden. Kanatlı kızlar dans etmeye başlamışlar. Derken içinden bir adam çıkmış. Gözleri deniz mavi. Boyu selvi gibi. Saçları altından. İplerin üzerinde gezinmiş. Ateşler yutmuş. Aslanlara hükmetmiş. Gece bitip kutu kapandığında herkes evlerine dağılmış. Rada hariç. Büyülendiği o adamı beklemiş. Adam gelmiş. Rada önce ürkmüş. Korkmuş, geri çekilmiş. Korkma benden demiş adam. Korkma. Gel benimle. Gün ağarmadan yollara çıkacağız. Seni hiç bilmediğin diyarlara götüreyim. Rada hiç tereddüt etmeden kabul etmiş. Girmiş adamla kutuya. Girer girmez şaşkına dönmüş. Dışarıda gördüğü o rengarenk hayattan eser yok. Hayvanlar kafeslerinde ağlıyorlar. O küçük adamlar sarhoş olup her biri birer köşeye sızıp kalmışlar. Kızlar kanatlarını çıkarmış. Her biri birer yaşlı kadına dönüşmüşler. Rada kaçmak istemiş. Çıkmak istemiş kutudan ama çıkamamış. Adam bir çift kanat tutuşturmuş eline. Gitsin diye. Ama gidememiş. Orada hapis kalmış. Kanatları da o kutunun duvarlarına çarpa çarpa kırılmış. Yeni müşteriler gelecek bugün. İlgilenirsiniz. Benim Şura'nın yanına dönmem lazım. Bir yere gittiğimiz yok Petro. Buradayız. İlgileneceğiz elbette. Diyorum ki bari Güzide gidip Şura'ya bir baksa. Aklımız onda kaldı.
Şura'nın bir süre dinlenmeye ihtiyacı var. Kendini toparlayabilmesi için yanında yöresinde Seyit'in adı bile geçmemeli. Onu hatırlatan hiçbir şey olmamalı. Lütfen siz de anlayış gösterin. Doğru, haklısınız. İyi hadi, madem öyle, alınlar siz işinizin başına. Tamam. Güzide, sen yukarı odalara çık kızım. Ben de mutfağa iniyorum. Hadi. Aliye, ne o, selam vermek yok mu? Yoksa kaçıyor musun benden? Kaçmıyorum. Sadece işimin başına gidiyorum. Biraz durur musun lütfen, konuşalım. Kaç zamandır uzak duruyorsun benden. Konuşmuyorsun, gözlerini kaçırıyorsun. Bir şeyler var sende. Yoksa hala Şura meselesi. Biz birbirimize göre değiliz Petro. Bırak gideyim. Beni seviyorsun, biliyorum. Seni çok özledim. Ama yapmamız gereken işler var, biliyorsun. Alya? Ağlıyor musun sen? Ne oldu? Bir şeyim yok, iyiyim ben. Alya ne oldu? Alya biz sırdaş değil miyiz? Bak ben derdimi anlattığımda sen beni dinlemedin mi? Hadi gel biraz konuşalım. Biliyorsun, söylediklerim benden dışarı çıkmaz. Şimdi değil Güzide. Ama söz veriyorum, zamanı geldiğinde anlatacağım. Aa, ayakkabılar yok. Seyit gelmemiş mi daha? Yazık kıza. Hem de ilk geceden. Şş, duyacaklar. Neyi duyacakmışız Hakkı? Anne uyuyorsunuzdur diye dedim ben. Ne uykusuymuş bu saatte? Şey anne, biz el öpmeye gelmiştik de. Ha. Ya öpersin de, ben sofra hazırlıyordum. Şu tepsiyi sen bir alıver yukarıya. Ben de bir elim yıkayayım geleyim. Bunları nereye koyayım? Benim kişisel eşyalarım da. Şu odaya. Evet. Dün akşam yiyemediğimiz yemeğimizdi. Bu akşam yiyelim. Hatta Lütfü abileri de çağıralım. Lütfen siz kendinizi yormayın. Bir şey için zahmet etmeyin. Ben rejanstan yemekleri alacağım. Yok, olmaz öyle şey. Ben anlamam rejans mejans. Burası Türk mahallesi. Ne pişirirsek o konacak ortaya. Peki o zaman siz hazırlıkları yaparken biz de Hakkı'yla işimizi halledelim bu arada. Ne işiymiş o? Madem artık bu evde birlikte yaşayacağız, o zaman ben de gidip kendi çeyizimi getirebilir miyim izninizle? Yani bu evde adet böyle değil midir? Biz hani etraflıca böyle ailece masanın etrafında otursak fena mı olur? Yer sofrasının nesi varmış ki? Yok. Benim malum biraz bacaklarım uzun. O yüzden bir şey yapamıyorum. Otururken bağdaş kuramıyorum. Hakkı, hadi birader.
Eski köye yeni adet. Bacakları uzunmuş da bilmem neymiş de. Laf. Pera da ben böyle alıştım demiyor da bacağım uzun diyor. Meşe mi bu? Öyle sanır. Ne oldu? Sağ ol, sağ ol Seyit Bey. Biz kendi sandalyemizi kendimiz çekeriz, sağ ol. Eksik olmayın. Hem biz masa adabını ilk kez görüyor, ilk kez duyuyor değiliz. Ali Mola. Her şey çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Harika olmuş, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Mürvet'le Ayşe harı gibi çalıştılar mutfakta. Elinize sağlık kızım. Sen hangilerini yaptın? Merak ettim Mürvet. Hep birlikte yaptık. Çok güzel. Özellikle yaprak sen. İçini senin sevdiğin gibi yaptırdım. Bol domatesli. Otelde bir Naz abla yapıyordu ya. Sabri ile çok seviyordunuz. İşte o tarifi Mürvet'e verdim. Çok güzel yaptı. Ellerine sağlık. İyi hani abla şey yok. Çerkez tavuğu. Senin şu meşhur çerkez tavuğun nerede? Aa yaptım. Evet. Bak unuttuk görüyor musun? Ben getiririm hemen. Ben onu şeye koymuştum. Nereye? Ay gene çöpe mi döktün yoksa? Anne. E yaptı, otelde yaptı. Çöpe döktü çerkez tavuğunu. Neyse bu çerkez tavuğunun başına gelenler. Zavallı Şura. Kim bilir ne haldedir şimdi. Ona da böyle baktı, güldü. Ya annen olmasa zor nikah kıyardı sana. Şura'ya yaptığı gibi koklardı gülünü, atardı bir kenara. Allah'tan ailen var, sahipsiz değilsin. Hem ben de buradayım artık. Oteldeyken her şeyi gördüm de olsa. Kocanın Pera'yı unutmasını, evine bağlanmasını istiyorsan... ...dilediğin zaman tavsiye veririm sana.